Express Show. I know who I am. I don't know what I'm becoming, but I know one thing for sure. You wouldn't like me when I'm angry. Mansur'la Sabah Ekspres. Sadece ve sadece gerçeklere acı acı güleceğiniz Türkiye'nin en erken radyo programına hoş geldiniz. Unutmayın, asla bir saat öncesine it will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. It can be extremely harmful and result in severe trauma. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi başlayalım artık. İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan tüm dinleyenlerime sevgiler, saygılar. 20 Mayıs 2022 saat 18.02. Program yapımcınız, sunucunuz ve disk jokeyiniz ben Mansur Sabah. Güzel bir akşam diliyorum efendim. Bu akşam konumuz önemli. Çünkü daha önümde bugün birçok kişi telefonla birbirine çarptı. Araç yaya yaya araç trafiğinde çok sakat bir durum bu. Yürürken, araç kullanırken telefona bakıyoruz. Bu çok tehlikeli. Ekranda da göreceğiniz üzere arkadaşlar her yerde herkes telefonlara bakıyor. Hele hele hani yürürken çarpıp pardon diyoruz. Fakat ekranda gördüğünüz gibi bir anda sevdiğiniz birinden gelen mesaja karşı yoldan gözünüzü ayırdığınızda felaket kapıda. O yüzden bugün bu programı yapmak vacip oldu. Konumuz cep telefonu kazaları. Yürürken, araç kullanırken telefona bakanlardan mısınız yoksa uyaranlardan mısınız benim gibi? Çok önemli bir konu. Yayınımızı lütfen paylaşalım. Bir sosyal vakıa, bir olay bu. Lütfen rica ediyorum bu yayınımızı paylaşalım ve yürürken, hele hele araç kullanırken asla ve kat'a telefon kullanmayalım, rica ediyorum efendim. En güzel akşamlar bizlerin olsun istiyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Birazdan çok önemli bir konu var. Rusya'da herhangi bir yere gittiğiniz zaman telefonları bir sepet içinde sohbet bitene kadar tutuyormuşsunuz. Az sonra. Teşekkür ediyorum yayını paylaşan ve paylaşacak olanlar için. Arkadaşlar, cep telefonu kazaları bugünkü program konumuz. Çok önemli bir durum bu. Lütfen rica ediyorum, dikkat edelim. Yürürken, araç kullanırken telefona bakma.
güzel bir Mustafa Sandal şarkısıyla başladık. Damar. Damar. Dün Türkiye tek yürek halinde bayramını kutladı. Ufak tefek rahatsızlar ve rahatsızlıklar haricinde yurtta vatandaşlar elinden geldiğince coşkuyla 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Rahatsız olmadan gönül rahatlığıyla kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Nice 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramları'na coşkuyla ulaşalım diyorum. Dün tüm Türkiye yine tek yürekti. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Tüm Türkiye tek yürek. Geçen zamanın içerisinde daha çok çalışacağız. Daha az zamanda ey Türk istihbarinin evladı, İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekilir. Ne mutlu Türk'üm diyebilene, ne mutlu Türk'üm diyebilene sözünü anlayabilene. Efendim bazı rahatsızlar ve rahatsızlıklar dışında Türk olan, Türkiye Cumhuriyeti evladı vatandaşı olan cümle alem Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yani 19 Mayıs hep birlikte elinden geldiğince coşkuyla kutladı. Bugüne kadar biliyorsunuz yaşadığımız sıkıntılarda hemen hemen Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki neredeyse tüm uyarıların neredeyse çoğunu yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın ama Atatürk'ün gençliğe hitabesini ben biraz daha önce gençlik yıllarından geçmiş bir kardeşiniz olarak daha genç arkadaşlar varsa rica ediyorum gençler lütfen gençliğe yani size yani bize yani Türkiye'ye olan hitabeyi bir daha okuyun. Evet nice 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını diyerek programımıza başlıyorum. Bugün program konumuz çok tehlikeli bir konu cep telefonu kazaları. Sanıyorum yayın hayatı boyunca 10'a yakın bu tip bir program yaptım. Yürürken, araç kullanırken telefona bakanlardan mısınız yoksa benim gibi asla bakmayanlardan mısınız? Şimdi haberlerde ne var ne yok onlara ufak tefek bir bakalım. Bugün Mehmet Barlas bir yazı yazmış. Sabah baş yazarı Mehmet Barlas bugünkü köşesinde yağcılığın sınırlarını zorlayarak 70'lerde Antalya'da otel olmadığını öne sürmüş. Biliyorsunuz bazı insanlar işte Türkiye'de buzdolabı yoktu filan diye böyle saçmalarken elektrik yoktu. İşte baş yazarmış yeni öğreniyorum ben de Mehmet Barlas 70'lerde Antalya'da otel olmadığını öne sürmüş. Mehmet Barlas'a buradan hiçbir şey yapamıyorsa herhangi bir araştırma yapamıyorsa eski Türk filmlerini seyretmesini öneriyorum. İşte efendim bundan bilmem ne yıl önce buzdolabı yoktu elektrik yoktu Antalya'da otel yoktu ya bunlar ne kafalar ya. Ya hakikaten bunlar... insanlarla kafa buluyorlar galiba ya. Ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Vallahi ağamın başına güneş geçmiştir o. De git lan halıklaşma hadi. Allah kusurunu altın etsin ha. Vallahi senin gibi ağa dünyada yoktur. Ben sana anını zorundayım.
Yani hakikaten bunlar eğleniyorlar ya. Türk milletiyle eğleniyorlar bunlar. 1974'te Antalya'da günün en yağcı yazısı Mehmet Barlas'tan geldi. Zaten Mehmet Barlas'tan gelecek şey ancak bu tip bir şeydir. Araçları satılığa çıkartacak zamlar geliyor. Haberi var, iddiası var. Benzin ve motorin zammı rekorları alt üst edecek şekilde arkadaşlar. Umarız bu gerçekleşmez. Çünkü neredeyse ben de aynı ismini vermek istemeyen bu vatandaşın düşüncelerine sahibim. Diyor ki inanın aracımı şu an haftada bir gün caddeye çıkartıyorum demiş. Evet, aracımı haftada bir iki gün caddeye çıkarıyor. Sanki efendim bizim arabalarımız sokak, yani şey, ev köpeği. Burada ben görüyorum, bizim komşularımız da öyle. Arabalarına insanlar bir yere gidiyorlar. Hani böyle yağ kartere oturmasın, araba çalışsın, motor karıncalanmasın, lastikler çökmesin, radyal teller oturmasın yerine diye. Haftada bir iki caddeye çıkarıyoruz arabayı böyle. Ya rezalete bakar mısınız ya? Haftada birkaç gün caddeye çıkarıyorum arabamı. Evimin önüne park ettim. Çiçek gibi seyrediyorum, suluyorum. Akaryakıta zam gelirse bir daha artık aracımı satacağım. Hem akaryakıta para ödemeyeceğim, hem de satıştan elime geçen toplu parayı bankaya koyarsam belki elime 3-5 kuruş geçer. Evet, Türkiye'nin geldiği hiçler ve içler acısı durum bu arkadaşlar. Hepimiz böyleyiz. Aracımızı ben de dahil kullanamıyorum gönlümce. İstediğim gibi bir yere gidemiyorum, gelemiyorum. Ancak işte yük olacak. İşte efendime söyleyeyim. Gerekli durumlar dışında işte fazla insan var diyelim. İşte normal vesaitle gitmekle aynı paraya gelecekse aracımızı kullanıyoruz. Birçok kişi arabasını çiçek gibi suluyor, yıkıyor, bakıyor. Ya sokağa çıktığınızda dikkat edin. Aynı yerde aynı arabalar var, aynı pislikte ya da aynı temizlikte aynı noktada duruyorlar. Türkiye'nin geldiği içler acısı durum bu. Umarız bu gerçekleşmez. Umarız şu haber de gerçekleşmez. Çaya ikinci büyük zam haberi söz konusuymuş. İsyanın varı lan! Yani artık ne içeceğiz bilmiyorum. Ne içeceğiz bilmiyorum. Çaya ikinci büyük zam. Önceki gün Çaykur çay fiyatlarının ortalama %43.71 zam yapmıştı. Daha bugün güncel fiyatları şirketlere gönderen Çaykur'un Haziran'da da %15 zam yapacağı söylenmiş. İnşallah bu da olmaz diyoruz. Belçika'da Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldan uzun süredir toplu taşımada uygulanan maske takma mecburiyeti, tekrar ediyorum, Belçika'da kaldırıldı. Belçika. Bizim burada devam ediyor ama takan yok. Ya maske takmıyor insanlar, dikkat ediyorum. Efendim biliyorsunuz Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla ilgili, alırım ama şu sosyal fake, yani sahte hesaplara bir el atılsın. İşte bir de indirim mindirim, adamın kendi bir tarzı var Elon Musk'ın. Amerikalı bilişim firması Türkiye'deki siyasi liderlerin Twitter hesaplarını tek tek inceledi ve sahte takipçi oranlarını tek tek açıkladı. İşte Türkiye'de sahte takipçi sayısında en yüksek olan liderler. Tahmin ediyorsunuz herhalde. Evet, Twitter'ın yaptığı son inceleme sonrasında şaşırtan durum ortaya çıktı. Açıklamaya göre Türkiye'deki siyasi isimlerin sahte takipçi sayılarında ilk sırada AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Evet, sahte takipçi sayısı en çok kişi Recep Tayyip Erdoğan. Listede en düşük sahte takipçi sayısı oranıyla Türkiye'deki sığınmacı sorununa dikkat çekerek büyük bir çıkış yakalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ var. Evet, en çok Twitter'daki sahte hesap Recep Tayyip Erdoğan'da, en az sahte takip hesabı Ümit Özdağ'da var. Bu gelen Twitter'dan gelen son raporlara göre birinci sırada Erdoğan, sahte takipçi oranı %55.1. Tekrar ediyoruz. Erdoğan'ın sahte takipçi oranı %55.1. Yani 18 milyonu ikiye böleceğiz buradan. Ne kadar şey çıkacak hep birlikte göreceğiz. Sahte takipçi sayısı oranı
%55.1 Erdoğan. İkinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu sahte takipçi oranı %54.7. Üçüncü sırada Meral Akşener sahte takipçi oranı %53.3. Dördüncü sırada sahte takipçi oranı %51.9'da Ahmet Davutoğlu. Ali Babacan sahte takipçi oranı %48.8. Devlet Bahçeli sahte takipçi oranı %47.7. Muharrem İnce sahte takipçi oranı %47.5. Ümit Özdağ en masum olanı, sahte takipçi oranı %3.4. Alkışlayalım bari. Neleri alkışlıyoruz? Evet, Türkiye'de en az sahte takipçi oranı olan %3.4 ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı alkışlıyoruz. Yani en yüksek sırada Erdoğan var. 18 milyon takipçi oranı vardı. Yarısı gittiği zaman herhalde gerçek takipçi sayısı Erdoğan 9 milyon civarında çıkacak. Diğer siyasiler de az değillermiş. Hani. Başka ne var haberlerden bir bakalım. Yoksulluğun fotoğrafı İstanbul'da çekildi. Vatandaş kilometrelerce metrelerce düzeltiyorum. Sahte diyecektim yani düzeltiyorum. Et kuyruğunda. İstanbul Güngören'de tavuk eti ve kıymada kampanya yapan bir kasabın önünde oluşan uzun kuyruk yok ilan. Kuyruk yok ilan edilen ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Kıymanın kilosu 145 liradan 100 liraya, tavuk etinin kilosu 47 liradan 39 liraya inerken kasabın önünde ucuz et almak için vatandaşlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Ankara'da villaya polis baskın yaptı. Adamın biri böbreğini satmış ve 470 kök Hint keneveriyle bu bitkiyi yetiştirmede kullanılan düzenekler için harcamış. Gözaltına alınan 3 şüpheliden İran'da böbreğini satıp elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlenmiş. Pes. Adam böbreğini satıyor. Onunla uyuşturucu işine giriyor. Ne diyeyim bilmiyorum yani. Tövbe estağfurullah. Evet, Sadat'a gitti. Bu Sadat ne iştir, ne durumdur bilmiyoruz. Kimin fesi, neyin nesidir Sadat? Açılımı nedir? Kimse onu da bilmiyor. Fatih Altaylı'dan Sadat'la ilgili korkunç iddia. Seçim akşamı sokak planı planlıyorlar. Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a yaptığı ziyaretle ilgili korkunç bir planı ortaya attı. Evet, geçen haftanın en dikkat çeken olaylarından biri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a yaptığı baskındı. Sadat ne diye soracak olanlar için kısacası Sadat emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından 2012 yılında kurulmuş bir savunma şirketi. Bu şirketi buna kim kur dedi? Bu şirket ne iş? Ne iş yapar? Paralar nereden geliyor? Bunları bir sormak lazım. Şirkete koyduğu Sadat ismi savunma ve danışmanlık kısaltması gibi dursa da aslında İslami literatürde geçen bir kavram. Tarikat reisleri büyükleri anlamına geliyor Sadat ismi. Kimi tarikat inanışlarına göre Hazreti Muhammed'in hadislerinde haber verdiği ve ölümden sonra kendisine vekalet edileceğine inanılan evliyalar zinciriymiş. Bir sürü. Bu din sosunun ardında aslında var olan şey Amerika'da Blackwater adıyla simgeleşmiş, Rusya'da Wagner olarak bilinen kiralık lejyoner ordusu. Sadat için bugün yazılan yazı. Libya'dan Suriye'ye kadar pek çok operasyonda yer aldığı iddia edilen yerli Blackwater. Evet, bu Sadat nedir? Bu Sedat'tan sonra, Peker'den sonra Sadat krizi yaşanacak gibi görünüyor. Bu arada Sedat'la Sadat arasındaki bağlantılar da bugün yine gündem konusu. 19 Mayıs'ta skandal olay, antrenörden kız sporcuya tokat. Şu anda Twitter'da bu konuşuluyor. Diyarbakır'daki tekvando seçmelerinde bir antrenörün müsabakayı kaybeden sporcu genç kıza tokat attığı anlar kameraya yansıdı. Bunu tabii ki kınıyoruz. Bloomberg'ten dikkat çeken analiz, Ümit Özdağ Erdoğan'ı geçti. ABD merkezi yayın kuruluşu Bloomberg, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın göçmenlerle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamaların Erdoğan'ın açıklamalarından 4 kat daha fazla beğenildiğini
öne sürmüş. Evet arkadaşlar, Ümit Özdağ inanılmaz çıkışlar, inanılmaz veriler yakalıyor. Biz bunu söyleyelim. Yani Ümit Özdağ çok sürpriz bir durum çıkarabilir seçimlerde ortaya. Konuşmaları çok dik, çok doğru, çok yerinde tespitlerde bulunuyor Ümit Özdağ. Mesela bunlardan birisi, en çok paylaşılan video şu anda canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Ümit Özdağ neden bu kadar tutuldu? Evet, Türk milleti cebinden 9 milyon Suriyeli'yi besliyor. Bir Türk kadın hastaneye gittiği zaman ve eğer bebeği olmuyorsa tüp bebek yapmak istediği zaman 15 bin lira para ödüyor ve bu Suriyeli kadına bedava. Suriyeli öne geçiyor sırada, Türk arkada bekliyor. Türk para ödüyor, Suriyeli para ödemiyor. Türk dışarıya çıkıyor, ilaç alıyor, Suriyeli ilacı bedava alıyor. Suriyeliler için Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den gelen para, Türk halkının harcadığı paranın yanında eser miktarda. Hiçbir önemi yok. Bütün yük Türk milletinin omuzlarında. Ve bir Türk kadın ortalama 1.9 çocuk doğururken Suriyeli kadın da 5.3 çocuk doğuruyor. Bunun sonucu demografik değişim ve Türkiye'nin örtülü istilası. Türkiye'nin örtülü istilası. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Masum'un Sabah Show devam ediyor. Canlı yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Konumuza geliyoruz. Cep telefonu kazaları. Çok önemli bir konu. Sizler de etrafınızda, sokaklarda gördüğünüz cep telefonu manzaralarını anlatın. Ya daha bugün birisi yani üstüme beni yaya olarak çiğniyordu. Yani yaya olarak beni çiğniyordu. Tekrar ediyorum, yaya olarak. Önüne bakmadığı için. Yaya. Yaya çiğniyordu beni. Hadi git işine dedim kardeşim, bak önüne, git işine. Önümüze bakalım, telefona değil. Git işine, yüzüne bakmam, düşme peşime. Nasıl inandım, bir kere kandım. Aldanırım sanma iki kere. Ah ölmeli miyim, sana sonun. Doksan paylaşımdayız. Teşekkürler kral ve kral dinleyicilerim. Lütfen yayınımızı paylaşalım. Önemli konu. Geleceğe aktaralım bu programları. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi de lütfen dinletelim. Bu programı dinleyen anasını babasını da dinler, söyleyeyim. Bu programı dinlemeyen anasını babasını da dinlemez. Değil mi çocuklar? Böyle bir eğlenceli programı dinlemiyorsan anneyi babayı dinlemezsin. Okullara tavsiye edilen program Mansur Esabah Show devam ediyor arkadaşlar. Cep telefonu kazaları, yaşadığınız anılar, siz kullanıyor musunuz? Bakanlardan mısınız? Biliyorum dikkatlisiniz. Etrafınızda gözlemlediğiniz cep telefonu muhabbetleri, özellikle yürürken. Araçla giderken zaten cinayet. Zaten cinayete teşebbüs. Yani ben öyle diyorum. Bak, derin mana var bu lafta. İşine. Yüzüne bakmam, düşme peşime. Nasıl inandım, bir kere kandım. Aldanırım sanma iki kere. Evet arkadaşlar, cep telefonu muhabbetleri konumuz bu akşam. Bu akşam bu konuyla ilgili çok fazla yorum almayı umut ediyorum. Çünkü hepimizin yaşadığı bir konu bu. Telefon kazaları. Ya bir de mesela bir yere gidiyorsunuz.
eş dost, yemek yiyorsunuz, çay içiyorsunuz. Önce çıkarılıyor, fotoğraflar çekiliyor. Sonra kimse kimsenin suratına bakmıyor ya. O zaman neden biz bir yerde bir araya geliyoruz? Niye? Neden? Mansur El Sabah. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Yaklaşık 10-15 yıl önce aman dikkat diye böyle bir programda yaptığımı hatırlıyorum. Nereden nereye gelmişiz yani? Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİT Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Emel Gönen trafikte cep telefonu kullanmanın kaza riskini 4 kat fazla arttırdığını belirtmiş. Kulaklık ile konuşmak kaza riskini azaltmıyor. Çünkü kafa oraya gidiyor arkadaşlar. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Ben araca bağlıyorum. Araçta telefon geldiği zaman tamamen handsfree deniliyor. Eller serbest bir şekilde. Benim aracımda Sync 3.4 işletim, Microsoft işletim sistemli bir yapı var. Dolayısıyla arayanı ekranda görebiliyorum. Ellerim direksiyonda. Ona rağmen bile araç kullanıyorum şu anda diyorum, ben sizi hemen müsait bir zamanda arayacağım veya işte araç kullanıyorum sizi arayacağım diyorum, tamam anlaşıldı diyorum veya geliyorum, gelmek üzereyim. Yani çok kısa, böyle zihnimi meşgul etmeyecek yerlerde veya işte şunu ara, evi ara, Ahmet'i ara, Mehmet'i ara dediğimde ise bu aramaları çok müsait yerlerde, hani böyle çok sıkışık, İşte efendim trafikte sıkışık, sağa sola sinyal veriyorsun vesaire durumlarında değil de daha rahat yerlerde aramalarımı yapıyorum. Ve efendim ne yapıyorum? Muhakkak kısa kesiyorum. Şimdi bu sohbetleri de engelledi. Mesela bir yerde yemeğe gidiyoruz. Herkes yok yemeği çekiyor, salatayı çekiyor. Ya bir insan salatayı niye çekip paylaşır, onu anlayabilmiş değilim. Ya salatayı niye çekiyorsunuz? Neden? Neden? Niye? Niye? Ya çok ilginç bir salata olur. Ankara'da gittiğimde bir ödül töreninden önce bana böyle, Ankaralılar bilir, böyle bir büyük kağıdın üstünde dev bir salata geldi. Ben kendim için resmini çektim. Yani çok ilginç bir şeydi gerçekten. Sonra aylarca paylaşayım mı diye düşündüm. Kafadan onay veremedim, paylaşmadım. Yani böyle yemekleri, içmekleri paylaşma. Ne bileyim, bir vapurda çay simit, işte martı geçiyor. Orada bir duygusal bir portre, anlam var. Mesela yani olabilir. Ama mesela sürekli olarak yemek paylaşmak vesaire. Zaten yarısı 2 saat bulunacaksan bu fotoğraflarla geçiyor. Diğer yarısı herkes sosyal medyada bunu paylaşıyor da bilmem. Ay ne sıkıcı bir şey ya. Bakın Rusya'da bir restoranda ekranda gördüğünüz ilginç bir resim oluşmuş. Hangisinin eşi önce ararsa herkes bir sepete koyuyor telefonunu. Kimin karısı eşi önce ararsa, kocası ya da hesabı o ödüyormuş. Nasıl? Bence cuk yani. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız, böyle bir şey söz konusuymuş. Rusya'dan arayıp teyit edebilir arkadaşlar da, evet böyle bir durum var diye. Rusya'da barış, Ukrayna'da barış, hemen barış diyoruz, her gün barış diyoruz, tüyümüzde dilimizde tüy bitene kadar barış demeye devam edeceğiz. Rusya'da, Ukrayna'da, tüm dünyada barış. Şimdi gelen mesajları da okuyacağız ama biraz önce dediğim gibi özellikle
Araç kullanırken çok büyük bir tehlike arkadaşlar bu. Araç kullanırken asla ve kat'a kesinlikle, hele hele elinizde, yani eller serbestken bile olmaz ama hele hele eliyle alıp bakıyor. Kimi direksiyona koyuyor, oradan Instagram'a giriyor, Facebook'a videosunu bakıyor vesaire vesaire. Bunlara ne olur girmeyelim, çok tehlikeli. Çoluğumuz çocuğumuz büyük tehlike altında. Herkes yürürken telefonlara bakıyor. Bir de birbirine çarpıyor ya insanlar filan. Öyle pardon mardon Fransızcası da olsa ya da excuse me sorry, öyle de bir şey yok. Çarpıp geçiyor adam. Şimdi bu çok başımızı ağrıtacak bir konu arkadaşlar. Özellikle telefon araç kullanırken kullanmak çok tehlikeli. Uğur Heybeli ile başlayalım. Asla araç kullanırken telefona bakmam. Yanımda biri varsa ona verip araç kullanıyor dedirttiririm. Bu muhteşem. Aynen böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer cevap vermemiz gerekiyorsa, dediğim gibi bir çok müsait bir yere sağa çekiyoruz. Ya düşünsenize, yolcu olduğumuzda ne deriz? Müsait bir yerde inecek var. Aracı başka adam kullanıyor diye saygı gösteririz. Kendimize ve diğer insanlara niye aynı saygıyı göstermiyoruz? Anlayabilmiş değilim. Uğur arkadaşımızın yaptığı gibi araç kullanıyorum. Sağa çekerim veya işte şu anda araç kullanıyor dedirttiririm demiş. Yücel Gürcan güzel İzmir'den, hayırlı günler, hayırlı cumalar cümle aleme efendim. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Nükhet Duru'nun, Serpil Çakmaklı'nın, Özcan Deniz'in doğum günleri. Kim doğmuşsa hoş gelmiş, sefalar gelmiş dünyamıza diyoruz. Mutluluklar diliyorum, ömür boyu sağlık diliyorum. Nice mutlu yıllara doğanlara. Bugün Çocuk Gelişimciler Günü, Dünya Arı Günü. Çok önemli bir gün bu gün arkadaşlar. Arı yoksa hayat da yok, bunu unutmayalım. Yani arıların çalındığı bir Türkiye'deyiz. Kovanların çalındığı veya bunların darmadağın edildiği. Geçenlerde haberde gördüm. Arı kovanlarını basmışlar, dağıtmışlar. Bir hırsızlık da değil bu. Aman ya Rabbi dedim. Bu nasıl bir delilik? Nasıl bir manyaklıktır. Dünya Meteoroloji Günü. Meteoroloji değil, metroloji, yani ölçü birim günü. Tekrar ediyoruz. Meteoroloji değil, metroloji. Metre yani. Fergan Mirkelam'ın doğum günü. 1993'te Türk Hava Yolları kurulmuş. 1928'de Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edilmiş. Beyhan Hanım bize alkışlar göndermiş. Armağan, cep telefonu kazaları bizim ülkemizde çok oluyor. Ben de geçen sene elimden telefonu yere düşürdüm. Telefonun ekranı kırıldı. Allah'tan telefonla trafikte değildim. İstanbul Küçükçekmece'den selamlar demiş. Selamlar bizden de olsun. 108 paylaşım var. Teşekkür ediyorum. Çok önemli, çok sakat bir durum arkadaşlar bu. Yemeğe gidiyoruz, herhangi bir şekilde yemeğin tadını çıkaramıyoruz. Bir manzaraya gidiyoruz, tadını çıkaramıyoruz. Akrabayla, eş dostla buluşuyoruz, tadını çıkaramıyoruz. Şu telefonla selfie çekme manyaklığı, İşte illaki bir şey paylaşacağım deliliği ne yazık ki var. Hele hele araç kullanırken, buradaki bayanı görüyorsunuz. Telefonuna bakarken önünden bir aile geçiyor. O anda çok büyük, çok feci durumlar yaşanabilir. Ne olur dikkatli olalım lütfen. Etrafımızı da lütfen uyaralım. Murat Çınar Antalya'dan selamlar saygılar abicim demiş. Canım Antalya'ma sevgiler saygılar. Şu çirkefe bakar mısın demiş. Şu anda yayın kullanıyorum ya, ben de seyir halindeyim, bakacağım ama. Yarın Dünya Süt Günü'ymüş efendim. Sütü biz burada her gün günümüzü görüyoruz, süt fiyatları ile ilgili. Dünya Çay Günü. Bizi çayımızdan edenleri Allah da bildiği gibi yapsın diyorum. Diyalog ve kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü. İlber Ortaylı'nın ve Nasih Mahruki'nin doğum günleri, iyi ki doğmuşlar. İyi yayınlar. Akıllı telefon kullanmıyorum. Eski tip tuşlu telefon kullanıyorum. Onu sadece konuşmak için kullanıyorum. Mesaj bile atıp okumuyorum. Bir ama olarak elinde akıllı telefon olan bazı kimselerle yürürken yardımcı oluyorum. Sonra onlara kılavuzu kör olanın estağfurullah yolu açık olurmuş diyorum demiş sevgili kardeşim. Kutsal, iyi yayınlar. Yürürken cep telefonuna çok kısa bakarım. Yani şimdi yürürken bulunduğumuz duruma göre kısaca bakabiliriz ama çok böyle, yani metrelerce, ya yani böyle sadece böyle hisleriyle yürüyenler görüyorum. Çarpıyorlar,
arabanın önüne atlıyorlar, efendime söyleyeyim diğer insana çarpıyorlar, sonra ona bakıyor, o ona kafa tutuyor vesaire. Çok sakat durumlar arkadaşlar. Mutlaka durarak mesajlarınızı okuyun, bakın, herhangi bir şeye bakıyorsunuz. Kenarı çekilin, bulunduğunuz yere dikkat edin diyorum. Bisiklet kullanırken cep telefonuma gerekmedikçe bakmıyorum. Ha bir de bisiklet kullanırken bakanlar da var. Yani ben bisiklet kullanırken hele bakanları, yani ne diyeyim bilmiyorum. Ya bisiklet, motosiklet kullanırken kuryeler görüyorum, götür götür getir falan bunları görüyorum. Aman arkadaşlar, aman aman, maazallah, maazallah. Çukura düşenler, kuyuya düşenler, binanın boşluğundan düşenler, asansör boşluğuna düşenler, uçurumlardan düşenler, yuvarlananlar, ya daha neler neler var. Kimyager Serkan Özmen iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. Murat Çınar, Hacı Yakışıklı 100 yıl önce bizi uçakla hacca götürdü abi, o da bir şey mi, hangisine inanacağımızı şaşırdık. Ya o da yeni çıktı herhalde değil mi tedavüle. Ali Rıza ne demiş? Yeşilova, Salda Gölü, memleketimiz Deniz'den inşaat emlak sigorta tarım işlerinde yıl boyu çocuktan bu yana sürekli giderim. Daha 2 gün önce de yanından geçtim. Gerçekten çekilme var. Salda Gölü'nde çekilme varmış arkadaşlar. Yetkililerden haber geldi. Herhangi bir sorun yokmuş. Ayrıca Ali Rıza ne demiş? Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan bir bayram. Onunla ilgili bilgi vermiş bize, sağ olsun. Bülent Kral, İyi akşamlar abi. Araçla seyir halinde asla telefonu elime almam. Arayan olursa kurallara uygun bir şekilde sağa çekerek dururum. Ondan sonra konuşuyorum. Zira telefon insan beynini tamamen devre dışı kalmasına neden oluyor. Hayır, bir de hani bazıları için söylüyorum, sözüm meclisten dışı. Ne kadar beyni varsa bir de onun tamamını telefona veriyor. Ne kadar var bir de onun tamamı. Ay. Çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çok. Ali Rıza, trafikte telefonla konuşma cezası. Eğer size trafikte telefonla konuşma cezası kesilse 15 gün içerisinde öderseniz şimdi bir de indiriminden bahsetmiş. Sağ olsun. Ama biliyorsunuz ölümün indirimi yok, sakatlanmanın indirimi yok. Biz ceza ödeme odaklı değil de insan olarak üzerimize düşeni yaparsak çok daha iyi olur. Yine Ali Rıza cep telefonlarına uyulması gereken kuralları anlatmıştı. Baştan uzak tutmak lazım. Bebek odalarına koymamak lazım. Çok doğru bu. Efendime söyleyeyim, yatak odalarına alınmaması lazım, kapalı olması lazım, gece şarjda bırakılmaması lazım, bırakılacaksa uyuduğumuz yerden çok uzakta olması lazım vesaire. Yine Ali Rıza birçok bilgi göndermiş. Evet, benzine indirimle ilgili bir haber bugün var arkadaşlar. Bir dalga geçer gibi bir bindirim indirim var, ama sürekli bir bindirim var tabii ki. 1 lira gibi bir indirim söz konusu benzine. Umarız bu indirimler sürekli olarak olmaya devam eder. Bugün zam yağmuru sonrasında benzine bir sürpriz indirim geldi. Cenova petrol borsasındaki satışların hızlanması nedeniyle cuma gece yarısından sonra, yani bu geceden sonra alırsanız 1 liradan indirimli almış olacaksınız. İndirim pompa fiyatlarına bu gece itibariyle yansıyacak. Yanlış duymadınız. Çok bindirilen benzine bir 1 liralıkçık indirim var bu akşam. Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Sabah Show devam edecek. Vay be, ne petrolmüş be. Brent petrolmüş, varil petrolmüş. Ne varilmiş be, ne varilmiş be. Hay elektrikli araçlar, hibrit, melez hibrit araçlar. Bunlar çıkıyor, acaba ne olacak? Yani bütün dünyadaki araçların elektrikli olduğunu düşünelim. Bu benzini ne yapacaksınız acaba? Tamam, uçaklar var vesaire, anlıyorum ama. Bakalım. Ama yani şöyle bir şey var. Yaklaşık
6 aydır herkes saksıda bir çiçek gibi aracını suluyor, yıkıyor, kapılarını kilitliyor, güneşliğini koyuyor, evine gidiyor. İşte 2022'nin Türkiye'si bu. Benzini de bunlar buldu galiba. Hiçbir şeyi bulamasak bile benzin motorinden nasıl vergi alınır bunu dünyaya göstermiş olduk. Biz bulduk bunu. Nasıl %70, %75 vergi alınır tüm dünyaya gösterdik. Aman petrol. Bu cep telefonuyla özellikle araç kullanırken en büyük sakatlık araç kullanırken ve birçoğu da ölümcül kazalara neden oluyor. Direksiyonda cep telefonu kullanımı alkol gibi aynı yani şarap rakı içmişsiniz kafana zom olmuş diyelim. Telefonla araç kullanıyorsanız aynı alkollü gibi oluyormuşsunuz kazada. Türkiye'de bir yılda gerçekleşen ortalama 569.421 trafik kazasının yol açtığı yaklaşık 4.000 ölüm, 124.988 yaralanmaların sebeplenen birinin araç sürerken telefonla konuşmak olduğu kaydedilmiş. Aynı alkol gibi. Yani sarhoşsun. Bence polisler durdurup böyle sar kontrolü yapmaları lazım. Sar değerleri var ya. Siz çok sarhoşsunuz. Ya ne kadar telefona bakmışsa öyle bir alet olmalı. Üflüleniyor mu, bağlanıyor mu? Siz bugün fazla telefona bakmışsınız araç kullanırken. Bak, derin mana var bu lafta. Öyle olması lazım. Değil mi çocuklar? Ya kendinizi düşünün, diğer insanları düşünün. Hani kendinizi düşünmüyorsanız diğer insanları, çoluk çocuğunuzu düşünün. Eşinizi, dostunuzu, anne babanızı düşünün. Yani onları üzmeye hakkınız yok. Milli ekonomiye de büyük bir kayıp. Görüyorsunuz aracımızın bakımını yaptıracak paramız yok. Efendime söyleyeyim yakıt alacak paramız yok. Bir de kaza olduğu zaman bu kazaların olması nedeniyle bir yandan enflasyon, bir yandan kazaların çok olması ve yedek parça fiyatlarının çok olması nedeniyle kasko, zorunlu trafik sigortası bunlara zam geliyor. Ya kendi kendimizi ediyoruz. Yani kendi kendimizi ediyoruz yani içine. Bu akşam cep telefonu kazalarını konuşuyoruz. Yürürken, araç kullanırken telefona bakanlardan mısınız yoksa kurallara uyanlardan mısınız? Ben bunlara sinir oluyorum. Dediğim gibi araç kullanırken en tehlikelisi, en felaketi araç kullanırken aman ne olur araç kullanırken sakın asla kat'a telefona bakmayın. Bluetooth telefonlar kullanıyorsanız da kısa kesin. (Gülüyor)
Bu adam beni deli edecek. Ha Yaşar Bey, deli dediniz de aklıma bir deli fıkrası geldi. Bakın anlatayım, çok komik. Efendim, delinin biri bir gün... Hay Allah. Efendim, delinin biri bir gün... Delinin biri bir gün... Ya alın şu deliği benim başımdan be! Ay baba bırak, anlatsın, çok komik! Sanki anlatıyormuş gibi rahmetli Ayşen... Ay baba bak bırak anlatsın, çok komik! Ne zaman gelecek kardeşim bu benzine zam? Bekleye bekleye bir hal oldu. Vallahi ne bileyim abi... 140 bin kayme bastırdık, bir depo benzin koyduk. Bekle ki zam geçsin! Gelecek abi! Gelecek! Gelecekse çabuk gelsin. İnşaat para bekliyor. Mahvolacağız yoksa. Evet. Hep aynı hikaye. Stoklama, şekeri, benzini, yağı, unu, ne varsa çayı stoklama. Ondan sonra vatandaşa yüksek fiyattan satmak. Ne yazık ki bu akşam bu olmayacak. Çok şükür 1 liralık bir indirim geliyor. Yurtta barış, dünyada barış olsun dileklerimizle devam ediyoruz. Bizler kendi içimizde barışık olalım. Hükümet kendisiyle barışık olsun. Halkıyla, milletiyle, tarihiyle, milli bayramlarıyla barışık olsun. Bugünlere nasıl geldiğimiz unutulmasın. Dünya tadından, yani dadından yenmez bir yer olur ama nerede? Twitter gündemine bir bakıyoruz arkadaşlar. Twitter'da ne gündemmiş? Başak Dizer birinci sırada. İkinci sırada Paribu, bu herhalde reklam. Üçüncü sırada Şerefsiz diye bir tag açılmış. Ezgi Mola, OB, Berat Albayrak, Yatak, Atilla Taş. Atilla Taş herhalde Karadenizlilerle ilgili bir takım maksadını aşan öyle tipleme mi yapmış işte, bir şeyler söylemiş. Binali Yıldırım, Parol, Dolar, Bir Japon, Bir Türk, Arveles, nedense Parol ve Arveles herhalde bu şey, ilaç herhalde bunlar niye varsa. Kıvanç Tatlıtuğ herhalde en baştaki eşiyle ilgili bir şey var Twitter'da. Karadenizliler var yine sanıyorum, Atilla Taş'ın talihsiz açıklamalarıyla ilgili. Kaderimin Oyunu, The Economist, Yalaka'dan Alevi, Ahmet Çık, şu an itibariyle Twitter gündeminden başlıklar. Bu arada bütün internet siteleri, yabancı internet siteleri, Türkiye'de birçok siyasi çevreler sadece Ümit Özdağ'ı konuşuyor. Amerika merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, AKP ve Zafer Partisi arasındaki çekişmeyi analiz etmiş. Amerikalı Bloomberg'in yayınladığı rapora göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın göçmenlerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamalar Erdoğan'ın açıklamalarından tam 4 kat daha fazla beğenilmiş. Bu arada Twitter'ın yaptığı sahte takipçi açıklamasında programın başında da okuduğumuz gibi en fazla sahte takipçi sayısına sahip Erdoğan gelirken en az sahte takipçi oranı %3.4 ile Ümit Özdağ'a aitmiş. Biliyorsunuz ünlüler, bilmem neler. Bu arada sahte takipçisi olmayan, takipçilerinin hepsi de haso adamlar olan tek program Mansur El Sabah Show'dur. Gururla, onurla ifade edeyim. Hani bu şu demek değil, bir sahtekar beni takibe başladı diyelim, onu demiyorum. Hani böyle gidip bazı böyle işi bilen hackerlar bilmem neler var ya, bana diyor işte, bana böyle 100 bin takipçi ne kadar olur diyor, işte diyor ki 15 bin lira olur. Ya. Böyle sahte takipçi alıyorlar. Yani böyle sahte bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Sahte takipçiyle bir insan nereye gelebilir? İşte Türkiye'deki geldiği yerlere gelebiliyor tabii ki. Bakalım Twitter'ın bu sahte takipçi olayı televizyonlarda konuşulacak mı? Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal medya platformu Twitter hesabındaki takipçilerinin yaklaşık yarısının sahte olduğunu açıklamış.
ABD merkezi SparkToro yazılım şirketi. Bu sefer de SparkToro Türkiye'deki siyasilerin Twitter hesaplarını inceledi. Bu inceleme sonrasında Türkiye'deki siyasi isimlerin sahte takipçi sayılarında ilk sırada AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada geliyor. En az takipçi, sahte takipçi sayısı olansa Ümit Özdağ. Kemal Kılıçdaroğlu da yarısından fazlası sahte takipçi. Meral Akşener'in yarısından fazlası sahte takipçi. Ahmet Davutoğlu'nun Twitter'da yarısından fazlası sahte takipçi. Ali Babacan'ın %48.8 yaklaşık yarısı sahte takipçi. Devlet Bahçeli'nin sahte takipçi oranı %47.7. O da neredeyse yarısı. Muharrem İnce'nin sahte takipçi sayısı oranı %47.5, o da neredeyse yarısı. Yani Twitter'a girin, yazın isimlerini, kaç yazıyorsa onun yarısı gerçekmiş. Evet arkadaşlar, bu akşam da konuştuğumuz gibi cep telefonu kazaları ciddi sorun. Kaza yapma riskini 4 kat daha fazla arttırıyor. Telefonla yapılan kazaların çoğu ölümcül oluyor. Caddede, sokakta, bir yere tırmanırken, bir yerden inerken, efendime söyleyeyim işte otururken, kalkarken, metroda, vapurda, otobüste, her yerde hiç kimse. Ya düşünün, eskiden mesela vapurda giden gelen kişiler birbirlerini tanırlarmış, selamlaşırlarmış, birbirlerinin hal ve hatırlarını sorarlarmış, buradan bir sosyallik oluşurmuş. Ama ne yazık ki günümüzde artık kimse kimseye bakmıyor bile. Ülkenin yıllık trafik raporu açıklanmış. Sadece 2018 yılında 22 ölümlü kazadan 24 kişi hayatını kaybetmiş. Bakın, 22 ölümlü kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş. 2019'da 29 kişi bu cep telefonu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Madde madde şöyle oluyor. Aşırı hız 12.095, seyir halinde cep telefonu kullanma 6.996. Tekrar ediyoruz, yani aşırı hızdan sonra ölümcül kazalara neden olan ikinci madde cep telefonu kullanımı. Zaten maazallah şu anda resimde de görüyorsunuz, işte kadıncağız bir an öyle bakıyor, bir an baktığınızda bir anda bir aileyi, bir canı, canlıları yok edebiliyorsunuz. Birinci sırada sürat, ikinci sırada seyir halinde cep telefonu kullanma, üçüncü sırada seyir esnasında emniyet kemeri kullanmama. Bu da büyük bir hastalık. Yani böyle alıp arkadan geçiriyorlar, para koyuyorlar, o şırak şuruk bir mekanizma koyuyorlar, plastik mekanizma koyuyorlar. Yani oradan aleti kandırabilirsin ama yani gerçeği yok edemezsin. Trafik levha ve işaretleri. Trafik levha ve işaretleri var ya, biz onlara şey olarak bakıyoruz. Yani kimisi onlara ateş ediyor. Yani öyle bir şeymiş gibi. Onlar hep orada durur yani, ben ne yapayım yani. Trafik şeyleri onlar, tabelalar onlar. Ne yazıyor orada? Ne? Nerede? Trafik tabelalarında. İşte trafik işaretleri. İşte burada dur diyor. Durmadın. Sola viraj var diyor. Ne oldu? Girdin duvara. Ya tabelalar orada var mı? Var. Ama bunlar ne demek istiyor? Bana hitap ediyor mu? Bundan önce neler olmuş acaba? Neye dikkat etmem lazım? Bunlara bakmıyoruz. Alkollü araç kullanma bunların hemen sonrasında geliyor. Ehliyetsiz araba sürüş sonra, ışık ihlali, park ihlali ve diğer suçlar. Ama telefon yapılan araştırmalarda insanı ölüme götürüyor arkadaşlar. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk hocam. Yine hocam. Kimseye bir ders vermişliğim yok. Üzülerek hocam lafınızı da kabul edemem. Hocam, biz metinizi çok duyduk, onun üzerine geldik. Beni methedenlerden sorumlu muyum? Neyimi bile methettiklerini bilmiyorken üstelik. Hocam, siz Tanrı ile konuşuyormuşsunuz öyle mi? Evet, konuşuyorum. Ay ne güzel. Sağ ol. Ama bunu isterseniz siz de yapabilirsiniz. Tanrı ile konuşmak benim için övünülecek bir şey değil ki. Ya olur mu hocam, bunlar nasıl yapacak onu ya? Ya bunlar da kendi arasında konuşamıyor, onu nasıl yapacaklar? Hocam, nasıl bir ilişki tarzı kuruyorsunuz Tanrı'yla? Direkt görüşüyoruz. Ne bir kol, ne bir alet, hiçbir aracı kullanmadan. Tıpkı hepiniz gibi, herkes gibi. Allah Allah. Şimdi burada tabii hepiniz gibi de değil, lafın geliş tabii.
Yoksa siz nasıl direkt görüşeceksiniz? Mümkün değil tabii, olur mu? Yalnız hocam bize bir kutu baklava demişler. Fakat gelince gördük ki... Efendim o tip böyle konuyu dallandırıcı mahiyette sorular sormasak... Evet, yani bu tip soruları hocamız cevaplamaz değil mi? O bölgeye ilgileniyor diye bakıyorum ben ama hiç orada haylak haylak oldum. Abi. Baklava mı? Ne baklavası bu? Bakın fıstıklı mı yoksa cevizli mi diye sormuyorum bile. Sadece ne baklavası dedim. Aman öyle Lale Tayin kuru baklava hocam. Üstüne durmaya değmez. Biz böyle kez sulaktan geldik. Hoca Efendi Hazretleri. Hoş gelmişsiniz. Nedir sizi başka bir şehirden bizim fakirhaneye getirdin? Mekniyiz. Tüm subazenlerini tuttu Alem Filistli hocam. Hastalarımızı çarparak şifa dağı gördüşünün. Geçen bahardı. Benim bu gözümün seni söylüyor. Haşa haşa haşa. Hiçbir yaraya sürecek bir ilacım yoktur. Tanrı'dan duyduğum birkaç kelimeden başka. Nasıl yani hocam? Sözle mi tedavi ediyorsunuz? Hiçbir özürlüğü iyileştirdiniz mi mesela? Ben kimseyi iyileştirmedim. Bir insanı olduğundan daha iyi yapmaya gücüm yetmez ki. Yok yok, iyileştiriyor. Çarşamba arayın, 120 volt ayarlarız size. Ya sana 220 şart göz olduğu için. Eğer bir üçüncü hasta bulursanız üçlü fişle toptan da şey yapabilir. Hakan Bey, tenzilatı hatırlatalım, unutmayalım. Tenzilatı. Şimdi trifaze olunca indirimli oluyor tabii. Evet. Sanayi cereyanı. Gülmeyi unuttuk ya. Tiyatroları, sinemaya gitmeyi unuttuk. Kim bilir daha önce ne yapmayı unuttuk da bugünlerde yaşamayı unuttuk. 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 Bak, derin mana var bu lafta. Bir şeyleri unutmasaydık bugün birçok şeyi unutmamış olacaktık ama neyi unuttuğumuzu da unuttuk. Biraz önce ben ne demiştim? Unuttum. Unuttum. Telefona bakarken önümüze bakmayı unuttuk. Araba kullanırken ne kadar önemli bir şey yaptığımızı unuttuk. Asure Savaş. Bir günün daha akşamına ulaştık. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü geçtin diyor bak. Yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Koskoca bir hafta sürekli zam ve kötü haberlerle geçti. Bunlardan birisi de benzine yapılan zamdı. İşte bu akşam 1 lira bir indirim geliyor. Yani yapılan bindirime istinaden. Lütfen buna sevinin. Lütfen. Hay ağzının tavanını öpeyim mi? O kadar yani. Haber bu. Olabildiğince güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin diyorum. Bizi bugünlere getirenler bizlerden çok daha fazla olsun diyorum her iki manada. Eyvallah, çok güzel konuştun. Tüm iyi dileklerimle yurtta ve dünyada barış diliyorum. Aşk, sevgi ve sağlıcakla. İyi tatiller efendim. Edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.